Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugünkü podcast konumuz, video podcast konumuz Sinan Kargı. Ne haber Sinan? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu güzel mikrofonun hakkını verebilir miyim e Samarla? Tabii ki her türlü. Merhaba evet. Arkadaşlar. Sinan'dan bugün çok güzel, çok keyifli bir muhabbet yapacağız. Zaten sen bir öncesinde bir, bir video çekmiştik vlog çekmiştik. Evet. ilk video podcast'in ben değil mi? Beraberdik. Ya. Öbür evdeydi. Şimdi ortam nasıl olmuş? Süper olmuş. Yani daha böyle bir stüdyo gibi olmuş. Evet. Ha? Çok güzel olmuş. ViewSonic monitörde logo gelmiş. Aynen aynen. Eskiden sonra posta mı koymuştun? Senin zamanında logo olmamıştı. Sonra televizyona koymuştuk. Ama şimdi artık böyle keyifli olacak. Bakalım şimdi. Sen bu süreçte ne yaptın? En son bir kutup dairesine gitmiştin. Oralarda biraz gezmiştin. En son videoda onları konuşmuştuk. Evet, ilk it video podcast'ini dinlemişler. Se se sayın seyircilerimiz, aynen. dinleyicilerimiz Dinlemişseniz geçen... de onu açıklamalara koyuyorum. Açıklamaları. Evet, 6000 kişi dinlemiş bak. Ha, evet. Podcast'te kaç? Baktın mı? O da vardır veya vardır. Onu da bakmadım da. Bakarız <laughs> ya. Ama bizim çünkü esas ana konu YouTube olduğu için evet. YouTube'a biraz YouTube. daha önem veriyoruz. Çünkü bir sürü kamera var şimdi burada. Evet. Ne yaptın dostum sonra sen? Ee, geçen sene sen konuştuktan sonra birkaç gün sonra bana bir haber geldi. Çünkü ben geçen seneki turumu e, Rafa Festi 500 Hı hı. amacıyla yapmıştım. Sen Her hı. ne kadar iki hafta sürse de, Festi 500 Rafa diye bir hı hı. tekstil markası var İngiliz, bisiklet tekstili. Rafa diye de AliExpress'ten de alabilirsiniz. Ee, onun Christmas arifesiyle Yeni Yıl arifesi arasındaki 8 günde 500 kilometre sürme e, meydan okuması var. var. Evet, 2012'den hı. beri. Fakat da bir son bir üç yıldır koronayla Gölge düştü artık trainerları sayıyorlar. Herhalde Dünya Sağlık Örgütü'nün korona bitti demesini bekliyorlar treneri kapatmak için. Veya Güney Yarımküredeki arkadaşlar da keyifli keyifli takılıyorlar. Ekvatoral kuşak da öyle iki dönence arası. Olsun. Neyse ben daha soğukta yapmayı seviyorum. Hı hı. Ee, geçen sene böyle bir şey yaptım. podcast'ten dinleyebilirsiniz. Bir kısaca bir bahset ondan sonra... Sonra onu. ondan da. Yani. Onda da şöyle yapmıştım. E, Danimarka'nın ortasından hı. bir yerden başlayıp e, Danimarka'nın önce kuzeyine. Oradan Feribot'la Göteburk'a. Gothenburg'dan da feribotsuz karadan e, 16 günde kutup dairesine kadar yani e, 66. E, kuzey enlemine kadar e, bisiklet sürmüştüm. Vay. İsviçre İs İsveç üzerinden özür dilerim. Yok mu e, şehrine varınca otobüste ve trenle gerisin geri dönmüştüm. Ya bunu kışın yapmıştım. Her taraf bembeyazdı ve bundadı evet. o zaman yani. Evet. He. Sadece buzsa sıkıntı yok. Çünkü sadece buz olunca yol sadece buz olunca tutarlı oluyor. Ne zamanki e, hava sıcaklığı sıfıra yaklaşıyor o zaman işte arada sulu kar falan olduğu zaman o zaman zor oluyor. Çünkü bir anda tutuş değişiyor bisikletin. Onda üç kere düşmüştüm e, bu sebeplerden dolayı. O yüzden daha kuzeye gitmek istersem sanki biraz daha 40 milimetreydi. Hatta 35 milimetreyle başlamıştım. Karvanı yolda düzüp 40 milimetreye çıkmıştım, hı hı. çivili lastiklerden bahsediyorum. Bu sefer daha kalın bir lastiğe ihtiyacım olduğunu tahmin etmiştim o zaman bile. Hı hı. 57 milimetreye, o zamanki lastim 240 çiviydi, çivi başına. Şimdi 402 çivi oldu. Sonra bu turumu Rafa'ya yazdım. Daha doğrusu Rafa Kopenhag'da gidip orada boy göstermiştim. Rafa'nın bu organizasyonda bir işte çekiliş yaptıkları Strava üzerinden her meydan okumaya bitenlerle çekiliş yaptıkları bir kısım var. Bir Instagram üzerinden işte yine postlarla hashtaglerle yaptıkları bir çekiliş var. Bir de üçüncü olarak jürili bir yarışması var. Hı hı. Ee, bu yarışmada ne yaptığını ister işte çizimle, fotoğraflarla video olarak, mektup olarak bir şekilde bir, bir şeyler yapıyorsun. Hı hı. Hatta bunu yap, yap e, bunun için bu yarışma için e, bitirmiş olman bile gerekmiyor. Yani abi 250'de işte uçurumdan düştüm falan filan da yazıp Öyle de katılabilirsin. Yani burada çünkü hikayeye bakıyorlar. Ee, büyük ödülü bana verdiler. Merhaba. Hatta şöyle oldu. Son gece yazmaya karar verdim. Ee, saat akşam altı gibi falan. Bir, bir bir anda hevesle yazmaya başladım. Londra saatiyle 12'de yani Türkiye saatiyle gece 3'te bitiyordu ee, süresi. Ee, işte saat 2'ye kadar falan yazdım. 4000 kelime falan yazdım. Yani hmm. Doktora danışmanım duymasın <laughs> kıskanır. Evet. Ee, işte fotoğraflarla birleştirdim. Sa işte fotoğraflarla birleştirip düzenlemem işte bir transfer'e yüklemem falan. 50 dakika sürdü. Son 10 dakika Rafa'nın sitesine girdim. Kapanmış form. Hayda. Öyle olunca hemen screenshot aldım. Hani formunuz kapanmış. Evet, ve, ve e-mail'in saati zaten belli. 10 dakika kala Rafa'ya direkt e-mail attım. Hani beni böyle kabul eder misiniz diye. <laughs> sonra ertesi haftada telefonla sıkıştırdım. Aa ben böyle böyle attım. Bir bakar mısınız maillerinize falan diye. İşte senle konuştuktan birkaç gün sonra e, Şubat'ın başında haber geldi. Ve e, Rafa sağ olsun Shimano dış marka söyleyebilir miyim? Tabii ki. Tamam. Tabii ki. Peki. Kampanyolo. Aha. Shimano ile birlikte söyleyebilirim çünkü Kampanyolo da Shimano ile eski topraklardan çok güzel bir jant özelliği var. Jantlarının göbekleri açısal kontaklı yani e, kartuş rulman değil. Dolayısıyla boşluğunu alabiliyorsunuz. Doğayı koruyor çünkü bir şey yapmadığınızda o rulmanlar 30 bin, 40 bin, 50 bin kilometre gidebiliyor. Disk frende kartuş rulmanla boşluk oluştuğu zaman yanal kuvvetler uygulandığın zaman rotor sürtüyor. Bunda öyle bir sıkıntı yok çünkü rulmanın boşluğunu aşındıkça alabiliyorsun. Hatta bu jantta e, da diğer modellerinde olduğu gibi, çoğu modelinde olduğu gibi çemberde delik de yok. Hmm. Ee, hal böyle olunca da e, bantla falan uğraşmıyorsun, tubeless için ekstra rahat. Neyse, bana çok güzel evet. Levente modeli bir e, jant seti hediye ettiler. Uzun turlar için iyi bir set. o zaman. Esasında gravel, gravel. La, yani. jant seti. Hı -hı. Ama böyle bir ya seti her an başında uç. bir şey gelebilirse daha. Yani diğer yani şamala göre iyi. Çünkü teli çelik tel yani her yerde bulabileceğiniz bir e, şey tel. E, straight pull dedikleri yani J hı hı. Ben, e, değil hani koparsa teli e, ki başıma geldi bu yaz Finlandiya'da e, bir alüminyum tel koptu şaman hı. neyse eee değiştirmesi nispeten kolay ama ben yani, bir kutudan güzel çıkan eee jantlar gerçekten ip gibi bütün e, tel gerginlikleri %15'in içinde çıktı. Hı hı. İlk, yani ben o Galbano jantı işte Şubat'ta kazandım. Türkiye'ye yollamayın dedim. Yoksa Ver, vergi <laughs> Yoksa, yani kazanmış gibi hissetmez <laughs> olur Öyle bir durum var çünkü arkadaşlar. Türük memurlarına merhabalar Aynen, bedava bir şey gelse bile onun direkt vergisini alıyorlar. Yani sıfır fa fatura bile olsa direkt vergisini bir şekilde bulup alıyorlar yani. Evet, Almanya'da Önder abime yol attım. Hı hı. Oradan gidip aldım kendim. Ee, böyle bir hediye kazanınca geçen sene de aklımda kalan son kısmı yapmak ta Şubat'ta e aklımın ucuna girdi. Hı hı. yeri e, kalından kastım şu e, kutup dairesinin daha kuzeyinde Avrupa'nın en kuzey noktası olan Nurkap. Mesela Nordkap da Türkçe okunca veya Kuzey Burnu ama Norveççe'de çoğu zaman D'yi okumuyorsunuz. Nurkap oluyor. Nurkap'a gitmek e, aklımdaydı dedim. Girebilecek en kuzey nokta. Evet, teorik olarak en kuzey değil çünkü hemen Kuzey burnunun biraz batısında, yani birkaç kilometre batısında bir burun daha var. O böyle birkaç saniye daha kuzeyde. Hı hı. E, fakat oraya yol yok. Yani bisikletle yani, yani, gidilebilecek en kuzey noktaya. Yani. Evet diye o böyle hiking veya hı. kışın artık nasıl gidersiniz bilmiyorum. Hı hı. Daha da kuzeyinde teorik olarak Avrupa olan hala e, Svalbard takım adaları var. Ama hmm. orada kutup ayısı var. <laughs> yani orada e, kışın uyuyorlardır ama yine de e, Svalbard'da, Grönland'da işte Alaska'nın o kadar kuzeylerinde e, yanınızda bir tüfek hmm. lazım veya ya. ayı spreyi ayı spreyi nedense İskandinavya'da yasak. A, halbuki ayı spreyi daha etkili. Yani ayı spreyi de yani ayı buraya kadar geldikten sonra ya, o spreyi sıkmak abi var. o öyle değil yani, bizim <laughs> biber spreyleri gibi değil ayı değil spreyi mi? yani <laughs> öyle kocaman bulut atıyor. Buscamp'te bir arkadaş a, a, Antalya'da Ayı spreyiyle dolaşıyordu ya. Ha, onu... bilmiyorum. <laughs> Adını bilmiyorum. Selamlar ama yani Antalya'nın sıcağında önde birinci, bir, bir tane suluğunda suluk, öbür suluğunda nedense ayı spreyi vardı. Evet, evet. evet peki şimdi bu turuna karar verdin. Sonra nasıl Hazır Sonra edin. işte. O, peki olur. bu jantı nasıl, neye koyacağız diye düşündüm Hı. de janta bir bisiklet yapayım Hı. diye Hı. düşündüm. Ee, Yasin Ustam sağ olsun. Yasin Cihat Bingöl. Ee, dedim ki ben Şubat'ta sıraya girmek istiyorum ustam. Halihazırda iki tane soul rider'ım olduğu için kaliteli bir evet. bisiklet olduğunu biliyorum, doğru tercih olduğunu biliyorum. Evet yani soul rider'lar kişiye özel bisikletler arkadaşlar. Evet. Direkt sizin kadro boyunu size göre ayarlanıyor ve Yılkı ve Şile diye hazır kadrolar da var. Ha, var Biraz mı? Biraz ekonomik kalabalık. Ve, davranmak ve yani birebir sizin bisikletiniz oluyor. Yani rengini de siz karar veriyorsunuz. Yani customlı bisiklet oluyor yani. Evet. Şubatta listeye girdim. Ustam dedim hani şubatta böyle yaptık ne zaman yetişir? Çünkü ben bu bisikleti biraz test etmem lazım. <laughs> Canımı emanet edeceğim çok soğuk ortamlarda. E dedi Ekim sonu gibi yetişir. İşte ben 20 21'inde 20'sin 20, 20 21'inde yola çıkıyordum 21 Aralık'ta. Usta bana 18 Aralık akşamı verdi bisikleti. <laughs> 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 Güzel test etmek için. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani bir, bir 30 kilometre bindim. Sen böyle bir kere de 24 saat yarışına olay tarzda girmiştin. Evet da, evet evet, evet, değil mi? Evet, <laughs> evet şeyi de diğer yol bisikletimi de ilk yani bir kere bindikten sonra neredeyse 1200 kilometrede sonra kişiye kişi özel olduğu için efendim Aynen. direkt binebiliyorsun. Binebiliyorsun yani aklınız kalıyor. fite gerek yok zaten Ve sana fit göre yapılıyor. fit, evet. fit yapılıyor yani ee, tabii o sırada kilo almadıysan aldın <laughs> <Aldım. gülüyor> ama kış soğukta lazım ya lazım <laughs> zaten yemek de yoktu oraya da gelirim. Doğru değil mi? Çünkü yani dört yıllık pesketer diyimi bıraktım. Hmm. Ama koskoca Berkay bile bu işleri bıraktığına göre evet. göre demek bir şey var. Yani. Evet. evet. De Değişimin zamanı geldi. Yani çünkü işte Berk de şimdi normal spor tarafına girmeye başlıyor. Fondo'lara falan girmeye başlıyor evet, evet. Yani spor yapıyor. Yani öyle yapınca biraz zor oluyor yani. Bulmak Akademi ile birlikte çok yalnız iyi çalışıyor ben. <laughs> o da var, o da. <laughs> evet. Berk'in Toyota'sı, Berk'in Toyota'sı yok. Tire yok. Sıradan gidecek Shimano'su <laughs> var. <laughs> evet. Ee, hazırlıklara başladın. Bir antrenman yaptın mı mesela? Hayır, yap, yap, hayır. Yap, e gel, ya, ya normal. Doğru. çünkü bu yaptığım turda biraz yine keyif turuydu. Hı -hı. Yani yine işte 7 günde bitirdim festivali. 7 günde 660 kilometre falan dedim. Çok marifet değil tabii. Hı -hı. Çünkü bütün gününüz olunca çok marifet değildi hani. Bir hazırlık Hı -hı. yaptım ama teknik açıdan çok hazırlık yaptım. Yani son bir buçuk ay falan evdeki dip frizde deneyler yapıyordum. Hı -hı. <laughs> e, çünkü işte hani Elektronikler donuyor, kameralar donuyor. Geçen seneki tecrübelerimi daha da tecrübelerimden yola çıkarak hani elektronik kısmı nasıl yaparım, işte nasıl pilleri sıcak tutarım gibi deneyler yaptım. İşte Decathlon'dan bir tane böyle küçük izolasyonlu çanta aldım, 5 litrelik katlanan. İşte onun içine ilk önce şey koymak aklıma geldi. Kimyasal ısıtıcı. Hı. Fakat tabii kimyasal ısıtıcı içindeki demir tozunun paslanmasıyla çalıştığı için eee çantayı kapattığında çok etkili olmadığını sonradan fark etmiş. Çünkü normalde onu mesela koyuyorsunuz 5-6 saatte bitiyor. Aynen, aynen. Fakat ben de frize koydum. Işte bir sürü termometre aldım. Laboratuvar termometreleri. İşte her yarım saatte bir 15 dakikada bir şey yapıyorum. E, ne kadar sıcaklık düştü onları falan tespit ediyorum. Hani en etkili şekilde. E, fark ettim ki bir işe yaramıyor. Kimyasal ısıtıcı çantanın içinde oksijeni bittiği zaman. Hatta bir buçuk gün sonra çıkarttığımda ısında hala ısı veriyordu yani. Ha. E, ha, çok yük. Yani, yani, yani belki de şey yapabilirsiniz hani bir kere bir saat kullandın, Bir Difüzyat <laughs> sonra ertesi gün e, tabii kilitli poşetin içinde difüzyatıp ertesi gün de kullanabilirsiniz eğer şey yapıyorsanız. Sonra işte biraz kimyas elektrikli ısıtıcını ama onda da aynı sıkıntı var. Sonra e, yani ısıyı en güzel kaynar su tutar diye çünkü Hı -hı. ciddi bir enerji tutuyor. E, yarım litrelik küçük su torbası buldum. Ee, sıcak su torbası. Onun içine kaynar su koyup deneyler yapmaya başladım. O bayağı bir etkili oldu. Hmm. Fakat kötü bir haber şu anda belki baştan bizi kaçırmak istemezdim ama bütün tur geçen seneki kadar soğuk değil. Hadi ya. Ha. Yani tarihsel dataya göre zaten öncesinde bir karşılaştırma yapmıştım. Son 20 yıldaki sıcaklıklara göre. Ee, Gulf Stream sağ olsun e deniz okyanusa yakın olduğum için daha ılımandı. Yani mesela geçen sene yok mukta bitirdiğim yerde ta son 20 yılın datasında en ek, en şey eksi 45 görülmüş. Şey gibi işte kara iklimi gibi. gibi, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani o yüzden o konuda pek tatmin olmadım. Ve Ama <laughs> tabii böyle böyle ver, bir turda güzel. yani bu kadar kuzeydeyken ve kasabalarla arasında gidip gelirken en kötüsüne hazırlıklı olmam lazım. Çünkü Kesinlikle. hani abi zaten işte tarihi olarak daha sıcak deyip e, risk alabilecek bir şey değil. E, çok öyle. Yani belki biraz fazla hazırlıklı gittim hı. ama tabi geçen seneki e, mesela geçen sene döndüğümde 3 ay ayaklarımı ve ellerimi hı hı. De uyuşukluk devam etti. Çok soğuk olduğu için. Fakat bu sefer e, hiç kaybetmedim o hissi. Çünkü hı. işte hı. iyi ayakkabıyla. Ay bir, bir de şey yani düzgün hazırlanmışsın. Sonuçta yani o riske girmedin ama sonuçta yaptıklarında boşa gitmedi yani. Bir problem çıkmadı sonuçta. Yani çıkmadı yani. Ya işte Ama o, işte şey olmuyor abi drama olmuyor. Yani. <laughs> yani Youtuber olsam çok sıkıcı bir tur olurdu yani. Her şey yolunda gitti aday vallahi Süper. Peki yolcular nereden başladın? Ee, yolculuğa... Ama İstanbul... onun Oraya gelmeden önce sen başka bir yarışlara daha gittin galiba değil mi? Bir turlara falan böyle bir şeyler yaptım. Bir... Ee, evet bu sene e, 4 senede bir yapılan e, Paris, Brest, Paris. Ben... E bundan başlayıp kanka Paris bire Paris'in T'sini Paris okumuyorsun ya Brest'in de T'sini okumuyorsun diye artık iş Sonra bir Fransa denk geldim. Mersin Brest diye okunuyormuş. Hmm. Fransızlara telefon hmm. lazım Paris Brest Paris, Paris denen 4 yılda bir yapılan ve çok uzun bir geçmiş olan büyük bir organizasyon. Hmm. Buna katılmaya hak kazanmak için ülkenizdeki bizim ülkemizdeki uzak ve kocaeli hı hı. randonörler ismi randonörleri. Neyse. Murat'a selamlar ee, on onların e, gözetimi altında 200 300 400 600 bitirmeniz lazım hı hı. bunları bitirdikten sonra bir sene içinde bu 1200 kilometrelik e, yarış demeyeyim de tura girmeye hak kazanıyorsunuz ben de bu 200 300 400 600'ü son anda bitirerek hak kazandım e, ve Ağustos'un 20'sinde Paris'in 40 kilometre güneyin gü güney batısından çünkü <laughs> Paris'in trafiğine girersen 6000'den bisikletçi olay çıkar. <laughs> ee, Rambule Rambule diye bir yerden. O kadar kişi oluyor mu? O kadar abi 6000 7000 kişi vardı. Ya 6000 kayıt vardı. Tahminen de 6000 bisikletçi vardı. Yani o kadar kalabalıktı ki o. yani bir de e, çok yani ben böyle bir ortam görmedim çünkü yol sadece yol bisikleti aklınıza gelecek her tip bisiklet, her tip insan var. Yani e, o velomobiller var, aerodinamik yatan bisikletler var. işte katlanır bisikletliler var. E, mini velolu 70 yaşında İtalyan amcalar var. E, böyle 30'lardan kalma vintage bisiklet var. Adam ona göre günlü forma giymiş falan. Hmm. E, yani bu kaç seneden beri yapılan bir... Organizasyon 100 yıldan eski. Ha, onun için şey, ya, yani. Tatlısı var adam, ya 20. kez falan ha. katılıyor belki. De. Paris -Bret diye tatlı Hı -hı. var ya Hı -hı. şey açma gibi ortasında krema var. Hı, evet evet evet. Onun, onun ismi buradan geliyor. Hmm. Wow. Tabi. Wow arkadaş. Yedim de. <laughs> Hatta bitirince hediye diyorlar. <laughs> hediye. Evet, merhaba. Be. Ya organizasyonda paralı. Ne A kadar? Ücreti? Man'in onda bir fiyatı. 150 euro. Evet. Man'in dünya şampiyonası. 1500 Değil mi? Euro. Senden öğrendim ya ama, ama senin Hassas ya. tartım varsa karşılaştıralım. Ayrım ben kaç grammış, <laughs> benim madalya kaç grammış diye. Ama bak. göster madalyayı bakalım. Madalya böyle yani. Şurada boşluk var. Hı hı. Uzun uzunlayalım hocam. bu boşluğa da daha iki gün önce bu geldi. Burada işte 84 saatte maksimum 90 saatte zaten. Süper. Ben yavaş yavaş yurdum. Hatta 88 80 88 59'da bitiren bayağı bir insan var çünkü bu böyle biraz geçmişi ve kültürü olan bir yarışı olduğu için mesela 7 kere katılan insanlarla tanıştım diye hatta 7 kere katılan insanla sürdüm. Ee, bu e, yarışın müdavimlerinden Amerikalı bir beyefendi varmış. Adını unuttum. Ee, çok her böyle güler yüzlü bilinen birisi. Hayatının son zamanlarında ALS'e yakalanmış ve ALS hastası iken de ilk evlerinde büyük ihtimalle paraya başlamış. Hmm. E, fakat bitirememiş e, kısa zaman sonra da e, ayrılmış. Hmm. E, onun adına namına 88. saati bekleyip ha. 88 yani tam hatırlamıyorum es, yanlış olmuş 88-59 olabilir 88-55 olabilir bir grup insan bile bile o, o kadar, kadar bekliyorlar bitirmek için hmm. yani bitiyor. Zaten hani böyle bir şey yok. Sırala kırt yani mı? Edirne yarışı gibi <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> yani, Ay yarım altın veriyoruz yani. Hatta ortalama 28'den hızlıysa bu hmm. checkpointler arasında şuradaki checkpointler arasında hmm. e, size damga vurmuyorlar. Bekle diyorlar. Yani bekliyorsun. Hani bir tabii ki var yarışanlar bir şey yapmak isteyen hmm. onlar da Evet. Halk 4 senede bir yapıldığı için senede bir yapsa kesinlikle öyle bir ilgi olmaz ama insanlar bıkar ama dört senede bir yapıldığı için halk çok <laughs> e, ilgili yani 4 gün boyunca sürekli tezahürat <laughs> e, size bedava su veriyorlar yemek veriyorlar yolun kenarından yani e, tezahürat <laughs> yapıyorlar hatta organizasyon da aynı şekilde hani ah, buraya gelmişler şimdi biz bunları çok açta bunlar biz bunları bir güzel kucaklayalım. <laughs> <laughs> Yok. Yani sen bir euroya kahve işte iki euroya sandviç falan. Hani organizasyon da öyle iyi değil. Zaten çoğu insan gönüllü. Hı hı. Ee, böyle çok güzel bir organizasyondu. Yani orada da bir sürü anım var. Bu sefer ben kutup dairesinin içinde başladım. Yani kutup dairesinin içinde olmanın bu zamanda en önemli farkı geçen seneki tur oranla sıcak olması daha yok. Öbürüne göre. O başka. O kuzey, yani kutuplar arasında yine İsviçre'den Karasay iklimden devam büyük ihtimalle yine soğuk olurdu ama e, güneş doğmuyor. Hmm. Hatta Garmin'de mesela bak, şu an bana basıyorum. Diyor ki yarın güneş e, saat 8.22'de doğacak diyor. Bunu bastığımda e, başladığım de 13 Ocak'ta doğacak diyordu. Sa, <laughs> sa saat yerine 13 Ocak yazıyordu. Yani güneş doğmuyor. Yani şöyle doğmuyor. Alıcı karanlık oluyor tabii. Yani saat 9'dan öğlen 2'ye kadar kitap okursunuz dışarıda. Hı hı. Ama hiçbir zaman güneşi direkt olarak görmüyorsunuz. Ya yani ufuktan doğmuyor. Ama ayda batmıyor. Ee, her tarafta bembeyaz olduğu için karla e, ay güneşiniz gibi oluyor. Ha, çok fazla kararmıyor yani zifir olmuyor yani. Doluyor. Ha. Ama hani ya evet yani çok evet yani yerine göre değişir tabii. Hava kapalıysa olurdu. da. O e, ben yani, esası benim hayal ettiğimden daha aydınlıktı. Yani ben daha da karanlık bir tur bekliyordum. Ama çok güzel bir ışığım vardı. Geçen seneki de, geçen seneki ışığım da aynısı ışıktı. Hatta ışıkçı sağ olsun dedim böyle böyle bir tur daha yapacağım geçen sene devamı. Bana bir tane yedek pil daha yollar mısınız dediler. Ee, bir yedek pil yolladılar. Ee, gerçi gerek bile kalmadı neredeyse. Hmm. Ee, yani esas olay oydu. İşte Tromso denen ee, Norveç'in kuzeyindeki en büyük şehir Diyelim 40 bin kişi yaşıyor. Hı hı. Çok da güzel. Bir, hatta Eskişehir'e benzetiyorlar. Aynen. Bir üniversite. Oğlum zaten biz Galatasaray Tromsö maçı vardı. Evet, Galatasaray. Evet Türkiye'de Tromsö <laughs> Oradan biliyorum. <laughs> ben, 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 ben futbolla pek ilerliyorum. Kimi kimi Tromsö desem bir futbolla <laughs> açıyordu. Evet. Galatasaray'ı yenmiştik. Yem, Tromsö'den başladım. Tromsö'ye de şöyle gittim. Norveç'in en kuzeyine çıkan tren İsveç'ten başlıyor. Hı. hı. Stockholm'dan başlıyor. Geçen seneki bir Nim treni aslında. Hı. Bizim Doğu Ekspresi gibi yataklı soğuk yerlere giden bir tren. Yine buradan Ama Kuzey'e gidiyoruz. Bisikletimi çantalıdım. Bisikletimin çantalıdım. Uçakla gittim Stockholm'e. Stockholm'dan trene bindim. Fakat e, İsveç Karayolları, Yolları, İsveç Demiryolları e, seyahatına iki gün önce bana mail attı. Sizin trenin rotada e, bir e, yük treni özellikle yazmışlar bizim tren değil. Hı hı. Karşı firmaya laf atmak için raydan çıktı. E, rayların tamir edilmesi çok uzun zaman alacak. Eyvah. Eyvah. Narvik denen o son durağa gitmiyor tren diye mail attılar. Ama sağ olsunlar o son duraktan bir önceki durakta otobüs koymuşlar. Hmm, Ve de oraya otobüse götürdüler. Evet. Ee, otobüsle oraya gittim. Ee, Narvik denen yere. Sonra da yine başka bir otobüsle Türems'e vardım. Ee, Türems'e de son burada yapamadım. Hazırlıkları yaptım. Çünkü ben yine son gece hiç uyumadım. Bisikletin üstüne her şeyi koymadım. Yani bütün sene organize ettiğim şeyi yine son dakikaya bıraktım. <laughs> ee, onları yaptıktan sonra da son gün teslim yaptıktan sonra yola çıktım. Evet. Ee, Rotan belli miydi? Yine? Tabii ki belliydi. Hatta rota şöyle belliydi. Hani daha geçen sene de nispeten belliydi ama bu sefer daha da küçük kasabalar arasında yapacağım için bu tur dedim ki son büyük şehirden çıkıyorum ve Christmas zamanı olduğu için neyse o yani hani çünkü yanımda kamp ekipmanı yok. Orada kalmak zorundaysam kalmak zorundayım. Çünkü hatta otellere göre rotayı belirledim. Hatta otellerde tek seferde bütün organizasyonu yaptım booking.com'dan. Bir iki saat sonra mail geldi. Bir tanesi aradaki bir tanesi iptal olmuş. Dedim niye iptal ettiniz? Öyle de Christmas'ta kapalıyız ama ben sizde kalmak zorundayım. Yeah. Yani yok çünkü 200 kilometre aralık var. Arada böyle çok uç bir yerde yani o otel var sadece. Hmm. Sizde kalmak zorundayım falan. Yok işte kapalıyız falan. Ya yapmayın gözünüzün yağı falan. Ben parayı önceden size havale edeyim. E, gelmesem para sizin olsun falan filan diye uzun uzun yazdım, kabul ettiler. Zaten hmm. oteller genelde otel, otel değil de hepsi moteldi zaten otel. Ve e, kamp alanları da ben açıyordum yani geldiğimde işte e, Airbnb gibi için bir yerde ha. zarf var. Zarf, evet. Hatta direkt evet. anahtar yani... kapının üstüne yani orada pek hmm. bir hırsızlık olacak bir kalabalık olmadığı için boş, elim boş gitmeyeyim, dilim boş gitmeyeyim diye Norveççe öğrenmeye başladım son 3 hmm. ay. E, İlk 50. kilometre, ilk günün 50. kilometre, 60. kilometre de tek molayı vereceğim. Çok yine çok dediğim gibi bir şey yok. Bir şal gördüm. Şurada bir kahve için bir şeyler arayayım. Ama tabii anlattığımı bakmayın. Soğuk yine. E tabii evet. Eksi evet. 10 falan yani. Girdim şale. Üşümüşüm. Yorgun. Yani çok değerli, yorgunum. Norveç aklıma gelmiyor. Hani bana bir kahve, bir sandviç istiyorum diyemedim. İngilizce düşüverdim. Yani, dezen bitecek aslında olan. Evet. <laughs> Ee, sonra hafif ısınınca bir iki dakika sonra Hadi işte ben Norveççe biliyorum diye e, Kasanın oradaki arkadaşla konuşmaya başladım i̇şte Üç aydır öğreniyorum falan bunların Norveççe söylüyorum O da dedi ben de 6 aydır Norveççe öğreniyorum dedi evet. Norveççe Ben de onun Norveççesini anlayıp Norveççe cevap verdim Ha dedim senden hani altı aydır burada oluyorsun Sonra e, nerelisin dedim E ben Afganım dedi çünkü pek sarışın değildi <laughs> Tabii bizim İnsana da benziyordu. Sen nerelisin deyince ben de İstanbul'dan geldim dememe kalmadı Türkçe konuşmaya başladı. <laughs> Sen <o> kadar Norveççe <laughs> kalsın. Bir anda <laughs> Türkçe konuşmaya başladık. Hatta şey diyor Norveççe bana benim Norveççem benim Türkçem Norveççemden daha iyi demedi. <laughs> Biraz Türkçe muhabbet etmeye başladık işte nasıl hayat falan memnun musun falan filan. Öyle ben kahvemi içtim, sandviçimi yedim. Adam Afganistan'dan gitmiş orada mı çalışıyorum? Git. Arada orada. bir demek ki İstanbul'da var. Aynen. yani. Çünkü aynen. Türkçesi güzeldi çünkü hatta ben hadi yani Norveç'teyim işte e, kutup kaşifiyim falan derken şelden çıkarken kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Öyle kolay gelsin de başladım. E, o gün işte bir e, kamp alanına vardım. Hatta tam kamp alanı şöyle yapıyorum yani Stravada şey var, Kabarota var ama son böyle son bir iki kilometre daha hani oteli bulmak için falan çok tam belli değilken Kabarot şey açtım Google navigasyon açtım kulağımda da Shox kulaklığım var hı hı. güvenlik önemli Google navigasyon bana sağa dön sola dön falan diyor kulağımda <laughs> ee, çok güzel kulak. <laughs> ee, Soğukta nasıldı peki kulaklığı Çok iyiydi. Yani. Ya ama bu eskiden Welcome to aftershocks derdi uzun bir de. Şimdi Welcome to Shox diyor. Hı hı. Ama bence Shox Türkiye ile konuşalım da <laughs> Türkiye'de şak, satılanlarda açınca ne desin? Merhaba arkadaşlar. Ben, ben isterim yani. Merhaba arkadaşlar. Şöyle antrenmana bir giderek keyifli şekilde başlayalım. Ona bir custom room yapalım. Neden olmasın. Evet. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hatta şey pil, pil seviyesi yüksek falan desen sen kaydet abi. Ondan sonra e, bir yere girdim. Yol yok. Yani bir ev var böyle o gece de Christmas arifesi hı hı. ev var güzel ışıklı, ışıklı içeride aileyi falan görüyorum kalabalık falan ve el salladım hani dedi, burada yol yok falan dedim dedi orada bir tane büyük ihtimalle bir göl mü deniz mi bilmiyorum su bilgisi var üstünde bir de, e, şey var e, köprü varmış ama köprü Kö kapalıymış köprü. Evet. evet köprü kapalıymış. Ondan sonra dedi ne yapacaksa işte kamp alanında kalacağım da. Şey diye sordu yani rezervasyon yaptın mı diye sordu. Acaba hayır desem mi <laughs> e, Hani Kuzey insanı soğuk mu diye şey bu Geçen sene bahsettim ne Aynen. kadar sıcak bir misafirperver olduklarını. Birine Acaba gel der miydi bilmiyorum ama neyse ben rezervasyonum vardı yoluma devam ettim. Hatta kamp alanına yaklaşırken soldaki o bahsettiği küçük köprüyü gördüm. Gerçekten üstünden geçilmeyecek kadar hmm. perişan durumu zaman zaten artık. Aynen. Donacağım bir su böyle ilk gün öyle bitti peki bu sırada beslenme işini nasıl yapıyorsun? beslenme yani... yine yanımda tabi bir sürü işte kur yemiş direkt hmm. hatta şeker yani kesme şeker değil de e, malto dextrin ve güzel güzel alman malı bir tablet var hmm. yani çok aç kalırsam enerji yüksek diye yanımda kur yemiş Yani bir de hacim de önemli tabii. Yani yanımda kavanoza bir şeyler götüremem böyle yedek yedeklerim vardı. Hatta o yedeklerim bitmeye başladı. Demin ki Berkokyay muhabbeti de hı hı. ona gelebilirim. Çünkü Christmas arifesinde neredeyse her şey her yer kapalı. Benzinciler de yani Shell oradaki kripsiyonu sabah erken saatte karanlık olmasına ama sabah erken saatte gittiğim için açıktı fakat yani belli bir yerden sonra benziciler de kapanıyor, marketler de kapanıyor. Sonrası Christmas, Christmas daha da kapalı. Hmm. Christmas'ın sonrasında işte hediyelerin açıldığı e, kutu günü, Boxing Day var. E, onda da kapalı. Ben üç günü aç kaldım. <laughs> bir de insan bir var, istiyor yani soğukta üşüyorsan güzel böyle sıcak bir tamam. şey yiyeyim. Üç günü açık kaldım ama son Boxing Day'deyken işte otele bir on kilometre kala açık bir market gördüm. Normalde o da kapalı ama işte şey... E, orada yaşayanların e, bir e, Bank ID dedikleri bir banka numarası var bizim TC gibi onu onu girip girebiliyorsun buralıyım diye. evet buralıyım diye Hı -hı. fakat bende öyle bir şey yok ama hiç, Allah'tan içeride yerleri i̇çeride... vardı onunla birlikte girdim işte orada bir şeyler yedim direkt sonra da yanıma şey aldım mikrodalga makarna aldım hani belki o mikrodalga vardır yoktur onu da bilmiyorum ama dursun diye aldım sonra otelde gelince fark ettim ki etliymiş. Hı -hı. Ha dedim buradaki domuzlar mutludur zaten. Böyle <laughs> bir dört yıllık şeyimi bozdum. Aynen. Gelince de burada İskenderle taştandırdı. <laughs> Sen pesketeri değil mi? Ha işte hani balık, e, balık e, yiyordum. E, etik sebepler falan falan. Hı -hı. Öyle. E, tükürdüğümü yaladı. <laughs> olsun. Öyle biraz aç kaldım. Yani ne yedim de. Sonra yani... somon aldım marketten. Hı hı. Artış çünkü şeye koyduğu zaman yani hava hiçbir zaman sıfır dereceden soğuk olmadığı için bisikletin kenarına koyuyorsun. Böyle duruyor. Akşam hani pişirme imkanım varsa bir, bir, kere güzel tavada pişir. Hı. Ee, kamp alanında. Mutfağı vardı odanın. Ve sürekli karanlıktasın. O nasıl bir psikoloji bir? Abi işte dedim yani sürekli karanlıkta değildim yani. yani. ben sabahları işte 8'de 9'da falan başlıyordum sürmeye. Hı hı. En erken 8'de çıkmışımdır. En geç 10'da çıkmışımdır 7 günde. Ee, akşam 4'e 6'ya kadar 7'ye kadar sürüyordum. Hı -hı. Yani %50'si zifiri karanlıktı tabii. Evet. Ama ışığım da çok uçtu. Sona atlayayım bir konuyla alakalı ama sonuna sonundan bir şey lineer gitmeyelim. Biraz heyecanlı olsun. Ee, son gün için Nurkap'a gittim. Dönerken hava çok açıktı ve ben bütün bu 7 günün sonunda hala kuzey ışığı adam akıllı yani bir kere gördüm ama ya, kaçıyordu yani çok böyle bariz bir ışıklıydı. Dönerken hava çok temizdi. temizdi. Kapkaranlıktı. Acaba ışıkları görür müyüm diye son yokuşta uzun bir 400 metre bir çıkış vardı. De her şeyi kapatayım dedim. Yani Garmin'in ışığını bile kapattım. Hmm. Ee, i̇yi ki de kapatmışım. Yani o son yokuş çok çok keyifliydi. Çünkü artık hani bir şey başarmıştım. Ee, işte geçen yine podcast'te bahsettiğimiz runner side dedikleri hormonu hı hı. Yani bir keyif de gelmeye başladı işte yine müzikler e, güzel gelmeye başladı. İyi ki de, onu yani bundan 15 20 dakika önce Nur Kaptan tekrar dönmeye başladı çünkü esasım varmışım artık bitmiş. Geriye tekrar aynı sabah geldiğim 35 kilometre yolu döneceğim ve Nur Kaptan yola çıktığında deli gibi kafa rüzgarı vardı. Hatta ilk kez birisi yani 7 gün hiç kimse olmadı. İlk kez birisi geldi yanıma ben yavaş yavaş yokuş çıkarken bu bahsettiğim birinci yokuş yardıma ihtiyacım var mı diye sordu. Dedim acaba hani e, tamam yeter bin arabaya git diye. Öncü tek yol var zaten. Bir yani. yer belli. Büyük de karavandı. İyi ki de binmemişim. Yani o, o çünkü o keyfi hani yıldızlarla birlikte sürmeye. Çünkü yani zaten trafik çok yok. Yok. Ee, o yüzden ışığı kapatıp ya yokuş inmeyin tabii de, yokuş çıkabiliyorsun yavaş yavaş 4-5 hı hı. kilometre hızda. Ayın ışığı yetiyor. Jüpiter'in ışığı bile <laughs> belliydi yani. Böyle bir karanlıkta sürmek de keyifli tavsiye ederim yani. Zifiri karanlıkta bisiklette yokuş çıkacaksanız. Ama evde denemeyin ama. Ya ama zifirde zifir. değil alacak karanlık gibi. Sonuçta yokmuş görüyorsun. Hayır abi yani zifirik yani zifir yani zifiri karanlıkta hiçbir şey yani karanlık ya gece hı. ama ayın ışığı hı hı. yoldaki beyaz karı biraz. Yani yolu yolu seçebiliyorsun yani. yoldan yani bir de yani yan taraf gözümde alışıyor. Yan taraf da uçurum değil. yani en fazla değil kar ve beyne çarpıp duracak yani. gibi Bir de çok öyle kar. virajlı bir yollar daydı. Gidiyordu. Ya keyifli bir şey Tavsiye ederim tabi yani e, öyle bir keyifli bir şey oluyordu yani böyle bir güzel bir an yaşadım. Peki Ekipman olarak neler kullandın? Ekipman Bu olarak yapmadın. geçen seneyle neredeyse aynı hı hı. hatta daha bile az şey giydim. İşte çok güzel bir eldivenim vardı parmak. Yani işte hı hı. Baş parmak ve dört parmak birleşik. Onun içinde bir iç eldiven giyiyordum. İçine de hatta yine lüks olarak bir tane küçük e, kimyasal ısıtıcı atıyordum sabahları. Ayakkabı yine geçen seneden kalma e, Fatbike ayakkabısı. Yani böyle soğuklarda sürmek hı. için yapılmış. E, altında SPD kale olan. Ama onun da içine bir tane tabanlık şeklinde kimyasal ısıtıcı atıyordum. Hı. Hatta geçen seneden kalma pilli çorabım da vardı. Pilli çorabı çoğu zaman aktive bile etmedim. Yani o kadar sıcaktı. Sıcaktı demiyorum. Yani, soğuk eksi, değil. -6, -10, eksi, eksi, yani, eksi on beş. <laughs> eksi on yani. Yani sıcak. tabii yani, yani çünkü hani ben sahilde sürüp de daha çok üşüdüğüm günleri hatırlarım. Yani çünkü olay ya yani hiç yani çıplak bir insanı sıfır dereceye koysan ölür yani. Yani olay Kıyafet şey değil. Olay hiç mesele yani. kıyafetin fazla. Bir de tabii şey de önemli. Hani biraz da dikkatli kullanmak lazım. Hani mesela yokuşlarda çıkarken ona göre işte fermuarları falan açıyorum. Hmm. Veya tünel, bol bol tünelden geçtim. Onu da tünel hikayelerimi de anlatabilirim. Hmm. Ee, tünellerde fermuarları açıyordum. Tünellerde ışık falan oluyor mu? Orada? Tüneller çok... Yani e, şöyle yine tur hazırlıklarından geriye dönersem e, rotayı çizdiğimde e, bir İngiliz bir arkadaş e, bir web sitesi yapmış. Norveç'teki tüm tünellerin bisiklet olan ilişkisini tabii şeyde yani bir bir, bir proje birlikte başka Hı -hı. insanlarla birlikte bütün tünelleri hani 100 metrelik 100 metre abartmayalım yani 300 400 metrelik ve küçük geç, geçişleri bile var yani. Benim rotamdaki bütün tünelleri tespit ettim. Fakat rotadaki bazı tüneller yasak. Bisiklete yasak çünkü alternatif yolları var. De o zaman diyor buradan git. Buradan yani. git diyor. Ama yani acaba alternatif yolu temizliyorlar mı bilmiyorum. Tabii. O alternatif yol genelde daha yolu zaten. O tünelden önce yapılmış. Evet, evet, evet. Ha bazıları da eski E6 yolundaydım ben. Ee, E6 eski uzun E6'yı e, şey yapmışlar. Kesmişler onu tünele çevirmişler. Bazı eski E6'yı da ta illa daha yolu değil de. Ama dediğim gibi daha yolu olanlar da var. Ee, süper Norveç şemle e, Statens Begvezen'i yani Norveç e, karayollarını aradım telefonla. <laughs> dedim böyle böyle ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Acaba o yollar hakkında bir bilginiz var mı dedi. Şimdi ben de merkezi aramışım. Ee, hanımefendi dedi ki ben şu anda bilmiyorum ama oradaki merkezle konuşup e, öğrenebilirim. Siz beni bir saat sonra geri arayın. <laughs> Haydi bir saat <gülüyor> sonra. <gülüyor> bir saat sonra aradım. Dedim böyle böyle. Yollar temizlenmiyormuş. Onu öğrenmiş. <laughs> e dedim peki tünelden nasıl? şimdi yani devlet memuru herhalde Tamam. Değil mi ya? Geç ya. Değil mi? Ama hani ışığın iyi mi falan demeye başladı. Yani geç demiyordu yani, Hatta sonra orada hemen tünelin yanında bir tane daha pansiyon buldum. Onu aradım. Böyle böyle hani tünelden geçmekten. Çünkü şey de var. internette haberler de var. Kuzeyde değil ama Uslu civarında tünelden geçiyor. Bisikletçi. Romanyalı mı ne? Ee, kameradan tespit ediyorlar. Tüneli kapatıyorlar. <laughs> ee? e, polis geliyor. Yani cezalar 4.000 6.000 lira arası. O, e, e. Yani. <laughs> bu arada tabii bu sene maalesef bir Norveçli vatandaş hmm. bizim ülkeyi Norveç zannedip Trabzon'da e, canını kaybetti bisiklette. onu bilmiyorum. Yani ışığı ışığı yanmış bizim neyse buruydu. tünelde. Tünelde. Hmm. Ama Norveç'te yani benim geçtiğim tünellerde onu başarmak Marifet olurdu. Çok yani alternatif yolu olduğu için yasak tünellerden geçme Hiçbiri tehlikeli değildi. Çünkü hem zaten trafik azdı. Hem hepsinde kocaman kaldırımlar vardı. Ama adam yasak diyor sonuçta. Yasak e zaten yasak. hayır son oradaki yani gittiğimde muhabbet ettiğim zaman oradaki yerel insanlarla her yani Ben bu, bu Kışın bu kadar böyle bir hava durumunda yanından polis bile geçse ki ben hiç polis görmedim hı hı. 7 günde. Ee, polis, hı hı. polis polis gelirse bir şey demez dedi yani hani caizmiş. Yani çünkü oralara çıkmak daha tehlikeli muhtemelen. Çıkamazsın. Hayır, zaten yani yok baktım hani acaba bir, oradan mı gitsem diye ilk, ilk tünellere gelince zaten ilk tünelde yani yok ya yani yol yok. yani Böyle kar var. Evet. Gidemezsin. Yani fat bike olsa bile gidemezsin. Peki düşman, bazen... tünel demişken ha, buyur. Son tünel sondan bir önceki tünel işte Nur giden hatta adı Nur tünelin orada şey var. 7 kilometrelik bir tünel var en uzun tünel yol 3 kilometre 200 metre aşağı iniyorsun. 1 kilometre 200 metre denizin altından gidiyorsun. Son 3 kilometre de 200 metre tırmanıyorsun. Tünelin başına geldim işte heyecanlıyım acaba nasıl falan. Hiç YouTube'dan da izlemedim acaba. Gizem de var. Hani ne renk falan içi falan. Ee, geldim tüneli kapı kapalı. Kapı var yani tünelin girişi. <laughs> Bir anda kapı açılmaya başladı. Hayda. Hayda. Dedim kameraya çalıştım. Sonra girdim içeri. Kapı benim peşimden kapanınca Aa, bu anı çekmem gerek. Tamam YouTuber değilim belki ama Instagram'ın köpeğiyim. O yüzden tekrar tünelden çıktım. <laughs> Geri gittim. Kapının tekrar kapanmasını bekledim. Orada şey analiz etmeye çalışıyorum. Yani acaba bir sensör mü var yoksa birisi kamerayla ile açıyor kamerayı açmaya da bilir yani. Evet, evet, evet. Yani, e, yani o düzensizliğinden ve hareketlerinden çünkü ben bu orada bu bayağı bu bir oynadım. oynadım. Birisinin kamerayla gördüğünü fark e, ettiğini teyit yani. ettim yani. E, sonra tekrar kamerayı çalıştırıp tekrar kapıya gittim. Kapı yine benim için açıldı. Bedava tünel. O kapıyı neden kapatıyorlar keşke? Çok büyük ihtimalle evet yani ha. 200 metre altta ya. Isıtıyorlar e, mı bilmiyorum ama sıcak tünelin içi 5 derece falandı. Hı hı. E, öyle bir durumda tünelin içindeki sıcak hava konvansiyonel akımla yukarı durup kaçacak. O zaman güzel bir havalandırma sistemi de yapmışlar adamdan. Bilmiyorum var mı yani. Vardır tabii yani. de hani çok, çok hava dar değildi tünellerin için Yani böyle bir toz çektiğini hissediyorsun yani. Hı. Son iki tünel öyle kapılıydı. Hmm. Hatta çıkarken de biraz bekledim kapının açılmasını. Yere yine bobin koymuşlar. HHP'ye gitmiş belki adam. Öyle. Evet, evet. Yani yandı ve esasında yeğeler için kapı da var. Sonunda öğrendim. <laughs> Ama çok yani kendini çok komik istedim. yani Kocaman 7 kilometrelik tünel ve bedava. Senin için açılıyor. Bu sırada araç çok gördüm mü hiç? Olur. Gördüm. Arada sırada geçenler hiç oluyor sonra. tabii. Onlar için de açılıyor. Hmm. Hatta çıkarken <laughs> karşıdan gelen aracındaki... Adamın suratını da gördüm. Gülüyordu. Yani böyle bir yasak. Kapı açılıyor içeriden. Bir sikletçi gibi. Her taraf bembeyaz. yani insanlar çok büyük ihtimalle gülüyordu. Selam veriyordu ama. Bir bisikletçi rastladın mı? Rastladım. Evet. Senin gibi gelen mi yoksa yerel halk mı? Şöyle oldu. Çünkü yerel halk herhalde bilmiyordur. Yerel halk bilmez çünkü zaten alışmış suğa. Bir de onlar için şey zamanı. Kutsal zamanlar, krizmiş hmm. zamanlar. Yani çok dini bütün insanlar değil tabii ama e, yine de kuzeydekiler biraz daha dini bütünmüş. Bir de çok küfür ediyorlarmış, kuzey Ben çok anlamadım ama hmm. böyle Norveççede hani kuzeyler iyi küfür eder tarzı bir e, tipleme var. Hmm. Ama tabii ben yani aileyle birlikte oldukları, işte bizim hani Kurban Bayramında gerçi biz de biz de gidiyorsun. Neyse artık. Hmm. E, o yüzden çok Nor Norveç yoktu. Fakat üçüncü gün kaldığım kamp alanındaki e, hanımefendi e, bana şey dedi. Bir tane daha burada böyle bir arkadaş var dolaşıyor. Yürüyor dedi Nurlu Nur Kapa doğru. Onunla bir hani Instagram'ını da verdi. Hani bir konuş yol nasıl Arkadaş ya Litvanyalı ya Letonyalı. Kusura bakmasınlar. Karıştırıyorum. Bir tane Husky'si var. Husky ile birlikte yürümüş artık işte otostop Nur Kapa kadar gitmiş. Sonra dönerken bu arkadaş bayağı sonradan şey yaptım. Yani kervanı gerçekten yolu düzenlerden ve bir de biraz beleşe de getirme kabiliyeti var. Köpeğin sempatisini mi kullanıyor anlamadım. <laughs> ee, bir şekilde o Honey Stokes'ta yani Nurkap'ın 30 kilometre güneyindeki son kasabada bisiklet bulmuş. Bayağı böyle rock loftlu fat bike. Arkasına da römork bulmuş köpeğiyle. O arkadaş. Hadi ben Honey bu sefer güneye ee, bisiklete bineyim diye. Ben bunu o zamanlar bilmiyordum takip ettiğimde bir baktım adamın story'sinde bisiklet çıktı. O zaman yazdım dedim böyle böyle ben de işte senin olduğun yere gelmek istiyorum falan filan da e iyi o zaman yarın yolda görüşürüz. dedim evet yarın yolda görüşürüz. Zaten ben Nur Kap tünelinin içindeyken işte bana şey yazdı benim çıktım yola ama sele A selemin yüksekliği iyi değil. Sen de alien var mı diye yazdı. <laughs> o kadar o kadar evet, o, kadar, o, <laughs> o <çok> yüzememiş. Evet. <laughs> Yürütmüş bir siyedi bayağı. <o> eee evet. <laughs> var dedim. Bu arada bunu şeyden konuşuyoruz. Ee, Instagram'ın ses, ses 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 telefonla konuşuyor. Aradım yani. Ben 7 kilometrelik tünelin içindeyim. <laughs> Adam da ondan sonraki Hunningswork tünelinde içeride internet çekiyor. Ya. Yani bilmem <laughs> tünelden tünele e, telefonla konuştuk altı ipçi hanım. Ondan sonra tünellerden çıkınca baktım karşıdan böyle bol reflektörlü bir şey geliyor. Ama ee, Selesini ayarladık. Mu bir 10 dakika muhabbet ettik. Köpeği sevemedim çünkü işte ortam uygun değildi. Kafesten çık çok şükür bir huskydi. Sürekli uluyordu. O da çünkü farklı bir şeydi. Çok o da şükür. yürümek istiyordur ben. büyük ihtimalle. Çünkü yani. O da yürümüş yani. O aylardır şimdi <laughs> köpek köpeğin e, olayında yok. Huskydi. Şey. hatta yokuşlarda şey yapıyor. Videoları var birkaç tane. Yokuşta bağlıyor köpeği öne. Çek, çek diyor. <laughs> Kaç watt? E, ben <laughs> Büyük ihtimalle bir 100, 100 watt 100 watt mıdır? Ama 50 watt kesin. 50 watt var 50, watt kesin sağlıklı şey yapıyordur, çekiyordur. Desteği oluyordur yani. Tabii. Ondan sonra benim bende iki tane multi tool vardı. Adamın halinden anlayınca hani abi bir şans vermek istemedim. Çünkü benim zaten tur bitiyor. Benim çok sevdiğim senelerdir kullandığım dizini aldım. Senin olsun. Vay. Güzel. An oldu diyeceğim de şu anda ne yapıyordur o kim bilir? Ya zaten her şeyi beleşe getiriyor. Beleşe getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> yemek yemek yemek. <laughs> yemek yani. Zaten şöyle oldu. Dedim çok deli gibi rüzgar var arkada. Yani sen çok kötü kavur, kafa, rüzgarı kafa gideceksin mi? Bugün mümkün değil. E, 100 kilometre daha var. 100 kilometre çok zor dedim yani. Gitmez. Bir de adamın çünkü fat bike'ı var. Ve ağır. Kaç yani. kilo arkada arka bisiklet var. var. zaten paraşüt gibi. Tamam. Zaten gidemedi. Ee e, bisikletle de çok arabayla bir kur, gitmiş, kurtarmış tekrar benim gel başladığı yere geri döndü. <laughs> bisikletle de çok alakası yok anladığım kadarıyla evet, yani. Yani büyük ihtimalle yani. Ama işte o da farklı bir e, tur şekli. Hani o geçen sene bahsettiğimiz işte bike pekingle bike touring mesela. Evet. Hani benim amacım görmekten çok bisiklete binmekti. Hı hı. O arkadaşın amacı daha çok gezmekti. Hı hı. Gez. Benim için bisiklet bir amaçtı onun için araç. Sen Yola gittin, e, bitirdin yani en kuzeye gittin. Oradan aynı yoldan mı döndün yoksa başka mı? Hayır. E, i̇şte o bahsettiğim son 35 kilometre ye başladığım yere geri döndüm. Hı hı. Nur kapı atladık ama neyse Nur Kaptan da bahsederim. E, sonra e, yılbaşı arifesi 31 şeydi Aralık'ta e, başladığım yere binmek üzere Hürtü Gürtten dedikleri e, zamanında Norveç'in kuzey kasabalarındaki e, yegane ulaşım aracı olan posta gemisine bindi. Hmm. Ee, artık yine posta taşıyor. Hatta posta taşıdığı arkadaki posta e, bayrağını falan çekiyor. Posta var diye bir sonraki e, şey için. Liman için. Ee, fakat artık daha çok zengin turist eğlencesi. Ee, çok da pahalı bir tur ama ben sadece indi bindi yaptığım için nispeten ucuzdu. Yani normalde işte Bergen denen e, şehirden başlıyor. Ta Rusya'ya kadar gidip 6 günde gidip 6 günde geri dönüyor. Oradaki insanlar 12 gün birbirleriyle kaynaşıyor. <laughs> ee, ben sadece 10, 17 saat takıldım. Orada Tromsø'ye döndüm. Tromsø'den de. <laughs> e bitti ama şimdi bak. Nur kapandı. Ben bilmiyorum ki senin siz seyir. araya. ne oldu Nur Kaptan? <laughs> Kap'ta ne oldu? Nur Kafa vardığımda hava aydın... Daha doğrusu Nur Kafa gitmek için sabah erken saatte çıktım. Son kaldığım oteldeki mikrodalga B koydu. <laughs> Ee, sabah 8 gibi falan çıktım son bir hatta yani son 7 günün en e, şeyi en e, tırmanışlı rotasıydı yani en tırmanışlı dediğim 1.60 km 70 km 1500 ama sekiz 30 kilo hmm. fakat biraz 3 kat da yaptım çünkü aynı yere döneceğim için çok şey şeyleri şeye bıraktım, odaya bıraktım <laughs> ama yine çantaları böyle havayla doldurdum ki çantalar dolu gözüksün niye <laughs> yeah. E, fotoğraf çekeceğim çünkü. Ben işte fotoğraf çeke çeke story ata ata giderken yanımdan 6-7 tane tur otobüsü geçti. Nur Kapı yaklaşık. O, o Mersem işte bu bahsettiğim posta gemisiyle gelen turistlerin hmm. Nur Kapı çıkartması oturdu otobüsleri. Ben diyorum gittiğimde Nur Kapı işte böyle yalnız şaşif storiesi çekemeyeceğim işte. <laughs> Çok zorluklarla başardım buraya geldim. Zaten kocaman şey var orada. Turist merkezi var. Hani bayağı bir tuvaletti iş e, mağazlı Nurkap e, bardağı falan filan alıyorsun ama iki de e, turistlerden önce gitmemişim Çünkü e, oraya vardığımda işte Nur kap'ta e, bir zamanda gelen Tayland Kralı ...oraya bir çıkartma yapmış ...nedense... Tayland Kralı'nın anısı var e, ondan bir, birkaç yıl sonra Dünyanın dört bir yanından çocukların hazırladığı anıt koymuşlar. Yani hepimizin ortak noktası diye, Hı -hı. dünyanın çocukları diye. O var anıt olarak. Bir de ünlü, 60'larda yapılmış yanılmıyorsam, bir tane böyle enlemleri, boylamları gösteren, nurkap deyici akla gelen fotoğraf açısından Hı -hı. şey var, heykel var. Ona doğru yaklaşırken bir baktım insanlar bana böyle o oh, bravo bravo el saldı. oraya gittim. Bir anda millet deyip değil bana, benim fotoğrafımı çekmeye başladı. <laughs> Zaten sıra bekliyorlar ekelinle fotoğraf çektirmek için. Bir anda bir şey oldu. İlgi odağı oldu. Yani o gün dördüncü anıt bendim orada. <laughs> <laughs> Komikti. <gülüyor> <Yani> i̇nsanlar şekilde <laughs> fotoğraf yani. çektirmek <laughs> istiyor. Evet yani çok e, bir nispeten ender bir şey yani. yaptığım için bir garip geldi yani. şekilde fotoğraf çektim. Bol bol muhabbet ettik. Evet ama sonra ben şey yaptım tabi biraz da Instagram'a oynamak için. Turistlerin gitmesini bekledim. Turistler çünkü son otobüs 2'de <laughs> kalkıyordu. Hava da karardı ondan sonra. Şey çok deli gibi bir rüzgar vardı. Bunun yani adı üstünde. Ee, gidiyorsun fotoğraf çekemiyorsun. Tripotum dandik. Oynuyor. Tabii hafif bir şey. Hafif bir şey, şey. Kamerada çekemiyorsun. Bir de üşüyorum. Deli gibi rüzgar var. fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Sonra tekrar şeye gidiyorum. Turist merkezinde orada biraz böyle sığınıyorum. Sonra tekrar çıkıp... ...bir, bir postta daha fotoğrafı çektim. Biraz kamera çekeyim, biraz telefonla çekeyim, biraz... ...insta360'da çekeyim falan öyle uğraştım. Şeyde de şey... E, ...turist merkezinde de... E, ...yine bisikletten tanıştığımız... E, ...ve... ...çeşitli sebeplerden dolayı bir... E, ...ömür boyu dostluğa dönüşen... E, ...bir... ...Macar bisikletçi çift vardı. E, e, onlar bana her yılbaşı işte bir kaza de ben onları macerasına falan geri götürdüm böyle Hı. bağ oluştuktan sonra aramızda her Christmas'ta bana kart yollarlardı Hı. ben de Paskalya'da çocuklarına bir şeyler yollardım ama bu sefer ben de kart yollamak aklımdaydı ee, kaptaki gittim oradan bir tane post, kart postal aldım bir tane de pul aldım ama birer tane de yedek pul ve yedek kart postal aldım Hı. Hani yanlış yazarsam bir daha ikinci bir hakkım olsun diye İlk seferde güzel güzel yazdım Pulda da yapıştırdım, posta kutusuna attım. Elimde bir tane daha kartpost alıyor, pul kaldı. Ama pul sadece Avrupa'ya ve İngiltere'ye çalışıyor. yani kız arkadaşıma var, selamlar. <laughs> Kartpostlar yollayamayacaktım, PTT'den geçmez diye. Ben de Rafa'ya yolladım. Ha. ha, vay. Dedim böyle böyle, ben geldim buraya. Bir de size online olarak hikayemi anlatacağım, bu da kanıtı diye. Rafa'ya Bakalım bu sene bir şey olacak. Can peşin tezgah. Sene veriyorlar. <laughs> ha, süper. Peki sürüş sırasında böyle yani sürekli tek başına gidiyorsun. Atıyorum 3 saat 5 saat gidiyorsun. O mentali nasıl koruyorsun abi? Ya yani çünkü hiçbir şey yok etrafta. Ya, hiç görmediğim yerler var. Karanlık. Işık güzel. <laughs> ya, i̇şte hiç görmediğim yerler var. Görmüyorum. <laughs> Ya yani, geçiyor zaman ya. Yani benim ilk, yani siz hiç bikepacking yapmadınız mı? Yok hayır. Yapın çok güzel abi. Yani geçiyor zaman. Yani insanlarla tanışıyorsun. Podcast dinliyorsun. Fotoğraf çekiyorsun. Gör, başına bir şeyler geliyor. Onları çözmeye çalışıyorsun. Hı -hı. Daha, kafanda bir şeyler kuruyorsun. Strava'ya ne isim koyayım onu düşünüyorsun. Instagram'a bir şeyler atıyorum. Onlara cevap geliyor. Öyle dopamin alıyor. Hmm. Geçiyor yani. Zaman öyle sıkıldım diyecek bir ortam değil kesinlikle. Yani işte onu soruyorum ben işte mesela. yani. Ee, Peki teknik bir sıkıntı geldi başına? Gelmedi. Bir şekilde çok güzel yapmışım. Hmm. Lastiklerle de bir sefer bir sıkıntı olmadı. Lastik hiç patlamadı. Hatta şeyi bile çıkmadı. Yani bir tane 804 çivinin hiçbirini kaybetmedim. Hmm. Şeyi ilk kez kullanıyordum sıramı. Hatta e, teknik konuşursak bu sıramın yeni tip e, transmission diyorlar. Hani. Hı hı. Aslında yine aktarıcı derailleur da nedense yeni da transmission demişler. Bu sıramın e, atı gibi endüstriye önceden son 4-5 yıldır pazarladıkları e, universal Trailer hanger'dan dedikleri bir halt vardı. Onun foyasının ortaya çıktığı aktarıcı. Yani hı. aktarıcı kulak yok. Kulak olmadığı için e, ayarlarken sadece e, chainstay'nizin yani orta göbekle arka göbek arasındaki mesafeyi uçuyorsunuz. Veya markası belli ise benimki Soul Rider olduğu için markası hı hı. şeyde yoktu. Aynen. E, ya da markasını giriyorsun. Boyunu giriyorsun kadronun. Sana diyor ki işte 122 buckledan 118'ini kullan diyor. O kalan 6 baklıyı 4 buckleyi atıyorsun. Ondan sonra Zinciri takıyorsun, geçiriyorsun aktarıcıya. Boşluğunu alıyorsun. Aktarıcı arkaya çekerek aktarıcının somununu sıkıyorsun. Bitti. Ne low limit var, ne high limit var, ne B vidası var. Her şey hazır ve çalışıyor. Hmm. Indexing biraz belki yapabilirsin ama çok ilginç bir şey. Yani şimandın içi zor. Daha Hı. az sorun çıkaran bir sistem yani. Yani en azından ben bir sorun yaşamadım. Ve şey çok yani artık biraz yavaş... Şöyle yavaş, işte bu MTB optimize edilmiş hmm. bir aktarıcı. Fakat e, yük altında, yani %20 burada Türkiye'de de test ettim. Ilk, orada ilk bir 30 kilometre sürdüm Yani mesela %20 eğimde yokuşu çıkarsın, vites istediğin bir değiştir. Yani hmm. Kesinlikle sıkışma, atlama, katır kutur diye bir ses yok. Zaten deli gibi de debriyaj var. E, yani zincir bayağı bir sıkı duruyor. Hmm. Yani elini falan sıkıştırırsan, yanlışlıkla lastiği çıkartırsan geçmiş olsun. Yani hmm. <laughs> Ee, o yüzden hatta şey bile koymadım. Ee, e koruyucu bile koymadım. Yani zincirin Chainstay'e çarpması gibi bir ihtimal <laughs> söz konusu değil. Az daha <laughs> yolda değil yani. yani. Çok ilginç bir sistem. Çok da o... Hatta şeyde de rahat oldu. Ee, eldivenle. Çünkü DI2 gibi iki tane küçük tuş yok da iki tane büyük tuş var. Hmm. Sağ sol yapıyorsun. Tek de, de, de DI2'dan dezavantajı işte Shimano'daki gibi üçüncül bir auxiliary tuş yok. Yani Garmin'in ekranı değiştirmek için hmm. Garmin Remote kullandım ama Garmin Remote'da pek bir şey yaramamış. Yani mesela evet sayfayı değiştiriyorsun Garmin Remote'da ama işte diyor rotaya devam etmek istiyor musun diye bir yere girdin. Okuya Oku basamıyorsun. Okuya hmm. basamıyorsun. 800 Tekrar 500. oraya basıyorum. Evet, işte eldiveni çıkartıyorum. <laughs> eldiveni e basıyorum. Eldiven çalışmıyor. Ben yani bir parmağımı yalıyorum. Öyle böyle biraz i̇şte kapasitif uç var eldiven ama o da zamanla aşınıyor. <laughs> Belki de soğuktan. Hatta soğuktan ellerim kuruduğu için şey bile çalışmıyordu. Telefonun parmak izi okuyucusu bile hmm, çalışmıyordu. Öyle. Bitirdim bunu. Şimdi ne yapacaksın? Ulan ne var hedef? Var mı öyle bir kafada başka bir şey? Ya Grönland. <laughs> Grönland orada... O ayıların olduğu yere. Ayıların olduğu yere. <laughs> ee... Geçen yaz haberim oldu. Ee, bir organizasyon var. Norveçli arkadaş yapıyor. Ee, Greenland'ı batısından doğusuna tekrar doğusundan batısına 550 kilometre 1100 kilometre geçmeyi planlıyorlar. İlk kez yapacaklar. Hmm. daha, daha tur havası işte. Ama yani daha ilk kez yapılmamış. Şey. Daha yapılmamış. Hani orada da gittim, eee konuştum. Eee döndüm. Döndüğümde ne yaparız, ne ederiz falan. Böyle bir şey yapmak şu ama tabii sponsor sponsorsuz olmayacak kadar. 10 Ironman <laughs> Peki ama şöyle düşünün. Ayrım ben 1500. Ü. Burada böyle mesela gittiğin zaman ki yani nispeten yine ucuz bir tatildi. Çünkü bir lüksüm yoktu sadece konaklamaya para veriyordum. On ee, ama böyle durumlarda tek aklınıza gelmesi gereken şey Kapadokya'da balonun 200 euro oldu Yani ben yani, unutmazsanız eee <laughs> şey oluyor. İyi bir motivasyon. Ya Kapadokya'da 200 euro. Ben niye sandviçe 20 euro vermiyorum? Peki hiç sıcak yerler kafanda yok mu? Hep böyle soğuk mu olsun istesin? Yok sıcak yerler de olabilir. Yani şu anda başka biraz bisikletten başka kendi kariyerimle ilgili genel hayatımla ilgili planlar var. bu sene biraz onlara odaklanmak istiyorum ama yine de TCR'a kaydoldum. Hmm. Oldu. Daha parayı yollamadım ama tabii İstanbul'da bitiyor olması büyük avantaj lojistik açısından. Hı -hı. Zaten bir sürü ekipmanım da var. Bu 2025 için mi? Hayır, hayır. 24 bu, bu sene. Ha, bu sene. Bu sene şeyden, e, Rub'eden başlıyor. Hı -hı. Hatta direkt Aynen. Kare Ruben'in sonundaki ünlü Velodrom'dan başlıyor. Hı, -hı. E, mod Modada bitecek. Aynen. Hatta yani Çanakkale'ye geliyorsun. gelip Gelibolu'dan Çanakkale'ye geçiyorsun. Feribot'ta Çanakkale'den işte Mudanya'ya doğru çıkıp Oradan İzmit'ten Şile'ye geliyorsun. Hmm. Şile'den de Polinesköy'den falan geçip <laughs> orada da bitecek. Umarım Oo, yani o Al, güzergahta şarkı. insanlara eşlik etmek de güzel olur aslında. Buyurun gelin bir yani. Belki çekeriz bir merhaba arkadaşlar. Tabii, tabii yani. Güzel olur o, abi. İnşallah şey olur bu kura olan bir şey zaten değil mi? Bilmiyorum yani ben bir etrafında birkaç kişi vardı haberdar olduğum. Ben şey diye düşün hani madem İstanbul'da bitiyor diye. Çünkü TCR biraz böyle bok diyorlar yani hani biraz her taraftan bir şeyler alalım işte. Farklı ırklardan, farklı hmm. milletlerden, farklı hmm. cinsel yönelimlerden katılımcı olsun. Biraz farklılığa önem veren bir Aha. organizasyon olduğu için. Eskiden ben Türk'üm dediğin zaman e, giriyordu. Giriyor. E, yani küçük bir quiz gibi bir şey var. Hani Aynen. biraz İngilizce ile... bir yetin olması lazım. Biraz hani böyle bir şeyler hesapla bisikletten bir bir tık anlamal lazım. Çok zor bir şey değil Hı -hı. yani. Onu yazıyorsun, yolluyorsun. ben şey bekliyordum. Hani Türkiye'den şimdi İstanbul'da bitiyor da çok talep. Talep olur Acaba o zaman a, Türkümün bir esprisi kalmaz diyordum ama tanıdığım başvuran herkes kabul edilmiş. Hmm. Tarih geçti abi. Sen, 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 sen. sen, kesinleşti yani geliyor. Parayı ödersem giderim evet. Ha sor, tek oraya kaldı e, yani. yani. Ya bunun On... için öyle bir şey. Burada burada esas vize para. Ha. Pahalı çünkü. Aynen. Kaç ayrım ben? 3 1 bölü 3 ayrım. ben. <laughs> 2000 dolar falan mı yani? Yok 1 bölü 3 ayrım ben. Ha. O kadar Lütfen pahalı Yer. Şey. <laughs> Her ayrım ben 1500 euro mu yok? Hiç, Siz zor. Ya şampiyonası bir Kona kaç ya. para? 1500 lira Işte. Üf. Peki Bunlar... verdi mi gidiyor biliyor musun? Yok. Ne de az işte onun şey öncesinde slot alman lazım. Peki oralara gittin. O ünlü kuzey ışıklarını gördün mü? Çok görmedim. Ya, yani, bir, bir, böyle bir biraz önce ya, geçen, sene de görememiştim. Geçen Hı -hı. sene hava çok, çok, kapalıydı. Bir de ama bu sene daha umutlarım yüksekteydi çünkü daha, daha kuzeye, kuzey gidiyorum. Işken. Bir de güneşin 11 yıllık bir e, döngüsü var. Yani e, aktivitesinin Yükselip alçaldı. Şu anda en yüksek zamanlarındayız. Güneş ne kadar bize doğru farlarsa e, o kadar kuzey ışığı hmm. görme ihtimalin yüksek. Böyle yüksek umutlarla gittim. E, fakat dediğim gibi Tröms şey Tromsö'den Nurkap'a giderken sadece 3. gün o kamp alanında bir hafif böyle bir yeşil çaldı gözüme. Hmm. O bile etkileyiciydi. E, sonra döndüğümde Tromsö'de iki akşam gördüm. Hmm. Ama o da hani böyle Ağşam değildi ama görmüş oldum. Ama tur sırasında değil, direkt promosyon içindeyken. Ya evet, o zaman da yine bisikletteydim ama uh -huh. hani çok oynayamadım kuzey ışıkları. İyi oldu geldin yine. Teşekkür ederim. <laughs> Seneye görüşmek üzere. Seneye İnşallah TCR'dan sonra belki TCR'da dediğin gibi öyle bir içerik yaparız. Hani evet, evet, Direkt burada da böyle pis halimle bir şey yaparız. direkt ee, şeyden bineriz ya Hatta desinler abi yurttan, Şileden kurttan, geliriz yani Bu geldi falan desinler Ş Şileden bineriz beraber Burada da bitiririz inşallah evet, Ama, ama sen falan. bir parayı topla Rüzgarına girersen Sen bir parayı topla önce katıl oraya <laughs> TCR hazır ya Grönland için benim sponsor ihtiyacım var ha. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Sinan'la zor... Pardon ha. Selam yollayabiliyor muyuz? Tabii yolladım. Zaten kız arkadaşım bahsetmiştim <laughs> Buradan 5.30'a Hı -hı. Kendi bisiklet takımımı, üyesi olduğum bisiklet takımımı, e, İsmail Extra Seramist'i, İsmail Alacan'a e, bir de kendi 5.30'umuzun bir şeyini yapayım. E, biz Nisan 2019'dan beri 100.000 iş dediğimiz bir organizasyon yapıyoruz. Hı -hı. Hatta sizin triyatlon ucuların esprisi 100 bin koşun üstüne Hı -hı. çakma bir şey yapmıştık. Buradaki mesele e, mesai günlerinin olduğu günlerde yapıyoruz. Yani 100, 100 biniyoruz işe gidiyoruz Hı -hı. anlamında. Kesinlikle hafta sonu ve bayramlarda veya resmi tatillerde yapmadık. Dörtte e, çıkıyoruz, 100 kilometre biniyoruz. Hmm. Hatta korona e, zamanında beş çık, sokak çıkma yasağı varken yapmadık. Bugün 90. tamamladık. Oh. Geriye sadece 10 tane kaldı. Çünkü güzel bir film veya güzel bir dizi gibi kararında ve e, bitireceğiz. <laughs> bitireceğiz. Yani yüz biri olmayacak. Hmm. O yüzden son 100 bin işe son 10 100 bin işe katılmak isterseniz. Bu arada birinin 100 kilometre yapmadan yaptık saymıyoruz. Bir 63'te kimse yapmadı. O yüzden tekrarladık. Hmm. Ee, 63'ü. Ama bugüne kadar 90 kere saat 4'te çıkıp hafta içi 100 kilometre sürdük. Sahilde. İstanbul dışında. Tabii tabii sahilde. Karşıda da sahilde. Son 10 100 bin işi için e, bu podcast'i izleyen herkese veya dinleyen herkesi 5.30 bisiklet takımı olarak aramızda görmek istedik. Instagram'dan ulaşabilirler. Strava'dan açıldığı zaman belli oluyor. Hı hı. Zaten. Instagram'dan, Trabzon'dan veya Beşiktaş Meydan'dan ulaşabilirler. Süper. Teşekkür ederim bana bunu. <laughs> <Mesela> da... <laughs> evet. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bundan sonra da daha böyle garip garip arkadaşlarımız gelecek inşallah. Aynen. Var <laughs> planlarda. Ama Sinan'dan daha garibi olur mu bilmiyorum. Geçici <laughs> yani iki kere kutuba gitti adam daha ne yapsın yani. Ya kutuba gitmedin bile yani. Yani gitmiş bir kuzey abi kutup dediğin daha abi. Ve... E, tamam işte bizden kutuba gitti. 19 derece daha var ya. <laughs> evet. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki podcast'te görüşürüz.